أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين الله ذو الجلال والكمال جل جلاله يا sonsuz hamd ve senalar nihayetsiz şükürler olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kıymetli müminler, değerli cemaat-i müslimi, Maide Suresi 114. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Estaizu billah, bismillah. Kâle İsa ibn-i Meryem, Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten minessemâ tekûnü lena îden li envelina ve âhirina ve âyeten mink ve rzukna ve ente hayrul râzıkîn. Sadakallahu nazîm. Kâle İsa ibn-i Meryem, Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti. Allahümme Rabbena, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, ey bizi yokluk aleminden varlık alemine çıkartan, sonrasında bütün ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizi yetiştiren, bizi terbiye eden, üzerimizde yegane hüküm sahibi olan Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretleri. Enzil aleyna maideten minessemâ. Gökten bize bir sofra indir. Kavminin ısrarla talepleri üzerine İsa aleyhisselam Mevla Teala'ya böyle dua ve tazarruda bulundu. Ya Rab, gökten bize bir sofra indir. Tekûnü lenâ îden, indireceğin bu sofra bizim için bayram olsun. Li evvelina, evvelkilerimiz, yani o anda sofrada hazır bulunanlarımız için ve ahirina, daha sonra gelecekler için bu sofra bize bayram olsun ya Rabbi diye dua etti İsa aleyhisselam. Ve ayeten minke, aynı zamanda senden bir ayet, uluhiyetine, senin birliğine, kudretine, benim de peygamberliğime bir alamet, bir nişan, bir mucize olsun, gökten bize bir sofra indir ya Rabbi diye dua etti. Duanın sonunu da varzukna, bizi rızıklandır, bize rızık ver. Ve ente hayrul razıkîn, şüphesiz sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Duaya Mevla Teala'nın zatıyla Allahümme diye başladı. Duayı Mevla'nın sıfatlarıyla hayrul razıkîn, rezzak ismiyle bitirdi İsa aleyhisselam. Kısaca ayeti kerimenin mealini arz etmeye çalıştık. Şimdi İsa aleyhisselam ile kavmi arasında geçen bu sofra muhabbetini dün acizane şöyle ufaktan bir girmiş idik. İsa aleyhisselamdan böyle bir talepleri üzerine İsa aleyhisselam önce ikaz etti. Yani böyle bir şey istemeyin. Fakat kavminin ısrarı üzerine İsa aleyhisselam da böyle bir dua ve tazarruda bulundu. Bu duanın neticesini bir sonraki ayeti kerimeyle beraber konuşalım da bu ayette İsa aleyhisselam'ın duasında göze çarpan şu ifade üzerine biraz duralım. Ne diyor? Ya Rabbi, bize indireceğin sofra bizim için ve bizden sonra gelenler için bayram olsun. Ve netice itibariyle İsa aleyhisselam'a sofranın indiği gün günlerden pazar günü idi. Pazar günü de Hristiyanlar için o günden itibaren bir bayram kabul edildi. Bugün Hristiyanların ibadet günü pazar günü. Niçin pazar günü? Esprisi ne? İsa aleyhisselam'ın bu duasının bereketine, hürmetine. Bizde nasıl cuma günü Efendimiz'e Mevla Teala'nın ikramıdır, haftalık bayramımızdır.
Hristiyanlara da Cenab-ı Allah pazar gününü İsa Aleyhisselam'ın duası bereketiyle bir bayram ikram etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize cuma gününün Allah Teala'nın biz kullarına bayramı, ikramı, hediyesi özel bir günü olduğunu, cuma gününde efendim o gün salimen günahlardan uzak geçirildiğinde şayet bir haftayı o günün güzelliğinin etkileyeceğini, cumayı salimen geçiren haftayı salimen geçirir diyor Efendimiz. İki cuma arasında işlenen günahlara kefarettir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma günü fakir ümmetimin harççı mesabesindedir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha birçok cuma gününde bereketler, faziletler, güzellikler var. Yeri geldi bir hadis daha okuyalım, bu cuma bahsinde geçelim inşallah. Efendimiz aleyhisselam cuma gününde kim evinde gusleder, temiz bir abdest alır, mümkünse gus alarak yani. Sonra camiye, cumaya erkenden gelirse, cumaya erkenden gelene Cenab-ı Hak bir deve infak etmiş sevabı yazar diyor. Daha sonra gelene bir sığır infak etmiş, daha sonra gelene boynuzlu bir koç infak etmiş, daha sonra gelene bir efendim tavuk infak etmiş, sonra gelene bir yumurta, ta ki böyle imam minbere çıkıncaya kadar gelenlere önceliğine göre Cenab-ı Hak sevap yazdırır. Ama imam minbere çıktıktan sonra melekler otururlar, artık ondan sonra gelene yani sadece cumanın efendim karşılığı, sevabı, fazileti var. Ekstra bonuslardan maalesef mahrum olur diyelim. Cenab-ı Hak bu cuma gününden bize bu ikram edeceği sevaplardan, güzelliklerden bizi mahrum eylemesin diyelim. Efendim bu bahsi de böyle geçelim inşallah. Kâlallah, Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ın bu duasına karşılık şöyle buyurdu. İnni münezziluha aleyküm. Benden istediğin sofrayı size indiririm, muhakkak indiririm diyor Mevla. Amma femen yekfur ba'du minkum. Sizden kim benden istediğin bu mucize sofrayı size indirdikten sonra küfredecek, nankörlük edecek olursa fe inni uaddibuhu adaben la uaddibuhu ahada min alalemin. Alemlerden hiç kimseye yapmadığım azabı onlara tattırırım Allah diyor. Bak benden bir şey istiyorsunuz. İstediğinizi yaparım. Gökten size bir sofra indiririm. Ama bundan sonra kalkar da inkar eder, nankörlük edecek olan olursa bugüne kadar alemlerde hiç kimseye yapmadığım, tattırmadığım azabı ona tattırırım Allah diyor. Celle Celaluhu. Bu azap dünyevi bir azap mıdır, uhrevi bir azap mıdır? Ulema burada ihtilaf etmiş. Dünyevi de olur, uhrevi de olur. Nitekim dünyalık da Allah onları cezalandırdı. Az sonra konuşacağız inşallah. Ahiretteki cezalarına dair Taberani'de geçen Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisi genelde bu ayette Mevla'nın sizi daha öncekilere vermediğim şekilde cezalandırırım, azap ederim ahirete taalluk edecek olan azaptır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki kıyamet günü insanların azap cihetinden en şiddetli azaba düçar olanı kimdir? Üç zümre sayıyor Efendimiz. Kıyamet günü azabı en şiddetli olacak üç zümre. Bir, maide yani sofra ashabından olup İsa Aleyhisselam'a sofra indirildikten sonra inkar edenler. İki, münafıklar diyor Efendimiz Aleyhisselam. Kıyamet günü en çok azabın en şiddetlisine düçar olacak olanlar. Üçüncüde de Efendimiz Aleyhisselam Firavun aleyhinnanenin kendisi ve avanesi ona tabi olanlar buyuracaklar. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere ayette Mevla'nın şayet bu sofra indirildikten sonra inkar edecek olursanız size çok şiddetli bir azap tattırırım. Ahirette kıyamet günü onlara tattıracağım azabı haber vermekte diyor ulema. Şimdi bu sofranın inişiyle alakalı çok farklı şeyler anlatılmakta. Efendim biz bunların şöyle en
meşhur ve en makbul olanlarından bir hülasa, bir özet yapmaya çalışalım inşallah. Ne zaman ki kavmi İsa Aleyhisselam'a geldiler, ya İsa Rabbine dua et bizim için böyle bir sofra indirsin dediler. İsa Aleyhisselam da kavminin ısrarı üzerine güzelce bir gusül abdesti aldı, sonra uzunca namaz kıldı, namaza durdu. Namazdan sonra ayağa kalkıp ellerini göğsüne kaldırıp sağ elini sol elinin üzerine koymak suretiyle gözlerini kapayarak gözyaşları içerisinde Mevla'ya dua ettiğini, bu duasının neticesinde Cenab-ı Hak ile aralarına geçen bu mükaleme, bu konuşma neticesinde Cenab-ı Hak kendisine gökten üstünde bir bulut, altında bir bulut, iki bulutun ortasında kırmızı bir sofra indirdiğini ve insanların da gözleri önünde bakarken sofranın indiğini İsa Aleyhisselam'ın yanında var olan, mevcut olan havariler görüyorlardı. Sofra indirildi. Sofra indirilirken İsa Aleyhisselam Allah Teala'nın bu tehdidini, ola ki ümmeti içerisinde birileri nankörlük ederse Allah onlara azap edeceğini düşünüp ağlıyor İsa Aleyhisselam. En netice dua ediyor, ya Rabbi diyor, bunu bize rahmet vesilesi eyle. Bu sofra ile bize azap eyleme. En netice sofra indikten sonra diyor İsa Aleyhisselam ve havariler Mevla Teala'ya tazimen ve şükür ifadesi olarak secdeye kapanıyorlar. Sonrasında İsa Aleyhisselam havarilerle beraber diyor sofranın etrafında oturdular. İsa Aleyhisselam sofranın üzerinde bir örtü var, bir bez, bir mendil, öyle kabul edin. İsa Aleyhisselam yanındakilere dedi ki, içinizde kendine güvenen, cesareti olan, Allah ile arası iyi olduğunu düşünen, yani Allah'a yakın olduğunu düşünen birisi sofranın üzerindeki bezi kaldırsın dedi. Havariler dediler ki, ya İsa, bu söylediklerine içimizde en ehak olan, en layık, en müstehak olan sensin. İçimizde Allah'a senden daha yakın olan kim var? Bu senin hakkındır. Örtüyü sen kaldır dediler. İsa Aleyhisselam da tamam dedi, kalktı diyor. Yeniden bir abdest aldı. Sonra yine namaz kıldı. Namazdan sonra Mevla'ya İznin olursa ya Rabbi sofranın üzerindeki örtüyü açayım diye dua etti. Sonra örtüyü kaldırdı. Sofrada ne var? Burada da ulema ihtilaf ettiler. Yani o sofrada ne çeşit yiyecekler var? Bazıları dediler ki yiyene her çeşit nimetin tadını içinde barındıran balık ve ekmek Mevla indirdi. Yani sofrada ne vardı? Öyle bir balık ki o balıktan yedin mi ondan çok değişik zevkler, lezzetler alıyorsun. Bazıları dediler ki o sofrada Mevla Teala'nın değişik çeşitli meyve efendim çeşitleri kullarına ikram etti. Bazıları et vardı diyor, bazıları et yoktu diyor. Ama hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilen sofrada Mevla Teala İsa Aleyhisselam'ın ümmetine, İsrailoğullarına o anlık yemelerini sofradan bir şey bir kenara koyup da efendim stok etmemelerini emir buyurduğu halde bazı İsrailoğullarından bazıları o sofradan şöyle hem kendi yedi, karnını doyurdu, hem de yarına da buradan bir şeyler alayım diye stok etti. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki eğer oradan bir kenara koydukları olmasaydı Beni İsrail'in ne ekmek küflenirdi, ne et kokardı. Buradan anlıyor ulema ki o sofrada Allah et göndermiş onlara, ekmek göndermiş. Ama bu yaptıkları sebebiyle Cenab-ı Hak ondan sonrasında kıyamete kadar ekmeği iki gün bekletsen küflenir, eti iki gün açıkta bıraksan kokar. Neymiş bunun sebebi? İsrailoğullarının bu yaptığı diyecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En netice sofrayı açıyorlar. Sonra İsa Aleyhisselam havarilerine diyor ki buyurun diyor başlayın yemeye. Onlar da diyorlar ki ya İsa sen niye yemiyorsun? Yani önce sen başla, sen ye, biz senden sonra yiyelim. İsa Aleyhisselam
Netice itibariyle sofradan yemek için önce kendisinin başlamasını istiyorlar ama diyor ki bu sofrayı siz istemiştiniz diyor. Ben istemedim. Dolayısıyla madem istediniz, istediğiniz sofra geldi, şimdi başlayın yiyin. İsa Aleyhisselam'ın uzak durması, siz yiyin ben yemeyeceğim demesi, havarilerin bu manada, ya biz bundan yersek bu işin sonunda ne olur? İsa yemiyorsa biz de yemeyelim diye onlar da uzak durdular. İsa Aleyhisselam'a efendim Mevla Teala sofrada yemesini, besmele ile sofraya yemeye başlamasını, yemeğin sonunda da Allah'a hamd etmesini vahyediyor. İsa Aleyhisselam da havarilere besmele ile yemeye başlamalarını, sonunda hamd etmelerini, ama burada bir şeye dikkat çekiyor ulema. İsa Aleyhisselam o zaman diyor, madem sofraya önce fakirler gelsin diyor, önce hastalar gelsin diyor, önce miskinler gelsin, kör ve kötülüm olanlar gelsin diyor, zenginler onlar sonrasında, onları sofradan tabiri caizse kaldırıyor. İsa Aleyhisselam'ın sofraya önce fakirleri davet etmesi, hastaları davet etmesi, zenginlerin izzeti nefsine dokunuyor. Gururu inciniyor, kibrediyorlar. Bazıları ki hani ayette Mevla kim nankörlük ederse buyuruyor ya, içlerinden bazıları da bunu kaldıramıyorlar. Efendim sen nasıl bizi sofradan kaldırırsın da fakirleri yerimize oturtursun anlayışıyla ileri geri konuşmaya başlıyorlar. İsa Aleyhisselam'a indirilen bu sofraya, işte efendim bu mucize değildir, göz boyamadır, sihirdir, şudur budur gibi inkara kalkıyorlar, nankörlük ediyorlar vesselam. Burada iki mevzuya dikkat çekiyor ulema. Bir, İsa Aleyhisselam kavmine sofraya besmele ile başlamalarını, hamd ile bitirmelerini ve sofraya önce fakirlerle beraber oturması. Bu iki mevzu altı çizilecek, üzerinde konuşulması gereken hususlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize sofraya otururken besmele ile oturmayı, yedikten karnımızı doyurduktan sonra da elhamdülillah diye, hatta mümkünse dua ederek kalkmayı tavsiye etmekte. Ebu Davud ve Tirmizi hadisinde Efendimizin buyurduğu üzere sofraya besmele ile oturup elhamdülillah ile kalkarsanız Allah geçmiş günahlarınızı da siler affeder buyuruyor. Ne ümmetiz değil mi ya? Bu nasıl bir peygambere ümmet olmaktır ki sofraya oturuyorsun, karnını doyuruyorsun, kalktığında Allah günahlarınızı affediyor, siliyor. Ne sebebiyle? Başında çektiğiniz besmele, sonundaki elhamdülillah demenizin hürmetine. Efendimiz Aleyhisselam hatta buyuracaklar ki, sizden sofraya oturduğunuzda besmele çekmeyi unutursanız, olur ya insansın, hatırladığınız yerde diyor, Bismillah ala evveli ve ahiri, ya da Bismillah evvelehu ve ahirehu. Yani aklınıza nerede geldiyse sofrada besmele mutlaka çekin. Aksi halde besmelesiz yedikleriniz hem size rahatsızlık verecektir, hem o yediklerinize cinler ve şeytan musallat olacak, ortak olacaktır buyurmak. Besmelenin çok gizemli sırları var. Besmele, yani öyle bizim sadece Bismillah deyip de geçtiğimiz öyle değil. Onun altında öyle gizem, öyle sırlar, öyle hikmetler, öyle bereketler gizlemiş ki Mevla. Efendimiz Aleyhisselam bak ne buyuruyor. Bir Müslüman bir işe besmelesiz başlarsa o işte hayır yok, o işte bereket yok diyor Efendimiz. O işin sonu güzel bitmez. Hangi işe besmeleyle başlamadın o işin sonu güzel gitmez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sofraya otururken de besmele, kıyafetini giyerken de, yatağa girerken de, eve girerken de, evden çıkarken de. Bak ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Sizden biri evden çıkarken diyor, Bismillah, tevekkeltu alallah, ve la havle ve la kuvvete illa billah. Çok zorum. Neler ezberledik değil mi bugüne kadar? Her evden çıkarken bunu alışkanlık haline getirsen ne kaybedersin? İki defa, üç defa bakarak okursun, dördüncü de ezberlersin.
Her kim evden çıkarken bunu söylerse Allah Teala onu başta şeytan olmak üzere bütün kötülüklerden korur, muhafaza eder. Eve girerken de kim Bismillah ile girerse, sen eve girdiğinde şeytan kapıdan dışarıya, kapı şeytanın yüzüne kapatılır tabiri caizse. Şimdi eve besmelesiz girdin, şeytan da seninle beraber girdi. Ondan sonra, ya hocam hanımla kedi köpek gibiyiz, kavga gürültü, anlaşamıyoruz, evde huzur yok. Olmaz tabi, niye? Çünkü evde besmele yok, evde rahmet yok, evde rahman yok, evde Kur'an yok, evde zikir yok, evde Allah ve onun razı olduğu hiçbir şey yok. O evde gürültü olmayacak, kavga olmayacak da ne bekliyorsun yani? Besmelenin sırrı. Yeri geldi bir şey söyleyip mesele anlaşılsın diye. Bazı kaynaklarda şöyle bir vaka anlatılır. Denilir ki Bizans kralı Kaiser bir baş ağrısına müptela olmuş. Ama öyle böyle değil. Öyle bir baş ağrısı ki gitmediği doktor, kullanmadığı ilaç kalmadı, baş ağrısına çare bulamıyor. Hani suya düşen yılana sarılır kabilinden, düşünüyor, taşınıyor, ne yapayım, ne edeyim. Müslümanların halifesine, Medine'ye Halife Ömer radıyallahu anh'a bir mektup yazıyor. Diyor ki, bende diyor müthiş bir baş ağrısı var, buna derman, çare, çözüm bulamadım. Siz Müslümanlar buna bir çare biliyorsanız artık imdat edin diyor. Ocağına düştüm. Hazreti Ömer gelen elçiyle beraber diyor, efendim kafasına koyabilecek olduğu artık işte neyse şapkadır, efendim takke olmayacağına göre onun kafasına koyabilecek olduğu bir şey veriyor elçiye, bunu getir diyor Kaiser'e ver. Kaiser o gönderileri diyor kafasına koyduktan sonra baş ağrısı kesti. Bir daha baş ağrısı yaşamadı. Merak etti ya, bunda ne var? Bunu kafasına koyduktan sonra baş ağrım gitti diye içine şöyle araştırdı, baktı ki içine Bismillahirrahmanirrahim yazmış Ömer radıyallahu anh. Sadece besmele. Ömer'in elinde besmele bak nelere kadir oluyor. O besmele Ömer'in ihlasıyla sen de yazsan, sen de okusan, sen de üflesen besmele aynı besmele. Ama lazım olan samimiyet, ihlas, Allah bize de lütfeylesin, nasip eylesin diyelim. Şimdi dedik ya İsa aleyhisselam sofraya fakirleri davet etti. Niçin fakirleri davet etti? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Teala'nın sevmediği sofra zenginlerin çağrılıp da fakirlerin olmadığı sofradır. Allah o sofrayı sevmiyor. Allah katında en kötü sofra içerisinde zenginlerin olup da fakirlerin bulunmadığı. Hani davet yapıyoruz ya, düğün davetleri, yemek davetleri, efendim dernekler, bayramlar vesaireler, davet ettiklerimiz arasında zenginler var da fakirler yoksa Allah bu davete razı değil. Onun için Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ın sofrasına fakirlerle beraber oturmasını emrediyor. İsa Aleyhisselam da gereğini yapınca dediğimiz gibi zenginler alınganlık gösteriyorlar. İnkara kadar bu işi götürüyorlar. Kibir deyip de geçmeyin. Şeytan aleyhillâne'nin başını yakan neydi? Kibriydi. Eba ve stekbere ve kâne miner kafirin. Bak şeytan kibretti, kafirlerden oldu Allah diyor. Demek ki bu kibir, Allah muhafaza, gözleriyle gördükleri bir mucizeyi insanlara inkar ettirebiliyor mu? Ediyorlar. İsa Aleyhisselam'ın da kavminden 333 kişi inkar ettiler. Neticede o gecenin sabahına diyor kalktıklarında, yataklarından af buyurun domuz suretinde kalktılar. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ya, inkar eden, küfreden, nankörlük eden olursa onlara da çok şiddetli azap ederim diye sabah uyandıklarında domuz olmuşlardı diyor. İsa Aleyhisselam'ın etrafında o domuzlar diyor ertesi gün böyle dolanıyorlar, gözlerinden yaş akıyor, yalvarırcasına İsa Aleyhisselam'a bakıyorlar, hani bizi kurtar gibilerinden. İsa Aleyhisselam da onlara diyor ismen sen falancasın, sen falan, sen falansın değil mi diye soruyor. O domuzlar da diyor konuşamadıkları için başlarıyla hareket ediyorlardı. 3 gün veya 4 gün böyle yaşadılar. İsa Aleyhisselam dua etti, ya Rabbi
bunlar hakkında hükmün neyse hükmünü ver, bunları artık bu ümmet içinden kaldır. Ondan sonra diyor, toprağın altına mı girdiler, uçtular mı, kaçtılar mı, ne oldukları, akıbetleri belli olmayacak şekilde Allah onları ümmetin arasından kaldırdı. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan sonra ulemadan bazıları buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a bir mucize, gökten bir sofra indirdi. Netice itibariyle ümmetinden bazıları bir isyan ettiler. Yani bir defaya mahsus isyan ettiler. O isyanları neticesinde Cenab-ı Hak hem sofrayı onlardan kaldırdı, hem de isyan edenleri Cenab-ı Hak cezalandırdı. Peki biz bugün ümmeti Muhammed olarak değil bir bu kadar isyanımıza, bu kadar nankörlüğümüze rağmen hala da Cenab-ı Hak bize sayısız nimetler vermeye devam ediyor mu? İşte bu ümmetin diğer ümmetlerden üstünlüğünün delilidir, ispatıdır. İsa Aleyhisselam'ın ümmetine bir isyanlarından dolayı Cenab-ı Hak sofrayı kaldırıyor önlerinden, nimetini mahrum ediyor onlara ve cezalandırıyor onları en ağırından. Ama bu ümmetin bugün bu kadar isyanımız, bu kadar günahımıza rağmen sahip olduğumuz nimetleri saymaya kalksak bitiremeyiz. Adem Aleyhisselam da öyle demişti yani, ben bir peygamber olarak Allah Azze ve Celle bana vermediklerini ümmeti Muhammed'e verdi diyor. Ey ümmeti Muhammed, ey evlatlarım diyor bize, Allah size verdiklerini bana vermedi diyor. Ben bir peygamber olduğum halde ya. Bize verip de Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın vermedikleri neler? Adem Aleyhisselam diyor ki, ben cennetteyken bir ayak kayması, bir zelle, küçük bir hata, ki günah işlemez peygamberler, masumdurlar bizim itikadımızda, ki bunun şahidi Allah'tır Azze ve Celle, ne diyor? وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Biz Adem'in yaptığında bir kasıt, yani bunu bilerek bir günah olsun diye yapmadı diyor. Bak Allah öyle diyor Adem Aleyhisselam hakkında. Ama Adem Aleyhisselam diyor ki, benim bu basit bir hatamdan dolayı Cenab-ı Hak beni cennetten çıkarttı, dünyaya indirdi. Siz dünyada bu kadar işlediğiniz günahlardan sonra Allah sizi cennete koyacak. Ben cennetten basit bir hatadan dolayı çıkartıldım, siz bu kadar günahlarınızla cennete gireceksiniz. Ya ben cennetteyken işlediğim hatadan dolayı Allah anında beni üryan, çırılçıplak etti. Siz günah işliyorsunuz, hiç çıplak oluyor musunuz? Eşimle diyor, Havva ile aram açıldı işlediğim bir hatadan dolayı. Siz günah işlediğinizde eşiniz de Allah aranızı açıyor mu? Ben bir hata ettim diyor. Havva ile Allah Azze ve Celle ala rivaye 300 sene bizi ayrı koydu. Biri dünyanın bir tarafında, biri dünyanın öteki tarafında. 300 sene gözyaşı, dua, yalvar, yakar, tevbe, en sonunda Arafat'ta duamı kabul etti Allah diyor. E siz günah işlediğiniz zaman Arafat'a çıkmanıza gerek var mı tevbenizin kabulü için? Yıllarca gözyaşı dönmenize gerek var mı? Günah işleseniz akabinde ya Rabbi pişmanım affet deseniz Allah anında affediyor. Bak sizi anında affeden Allah, tevbenizi anında icabet eden Allah, eşinizle aranızı ayırmayan Allah, size verdiklerini bana vermedi diyor Adem Aleyhisselam. Niçin bütün bunlar? Çünkü siz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisiniz. Muhammed Aleyhisselam Allah katına ne kadar kıymetli? Efendimizin Allah katında ne kadar değeri var ki onun ümmetine Cenab-ı Hak bu kadar kıymet değeri veriyor. Allah Teala bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilerek kendini hakkıyla kul olanlardan eylesin diyelim. Bir hadisi kutsi okuyacağız ama bunu da inşallah Rabbim nasip ederse yarın okumaya çalışırız. Rıza lillahi'l-Fatiha.